Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Dur mazum, ne oldu oğlum? Yakışıklı oğlum benim, çekeyim mi kıskandın sen? Gel bakayım gel. Bu Anadolu'nun öz evladı he? Tatlı oğlum benim, babası nasıl seviyor onu. Az önce videoya başlayacaktım, ayı salıktı. Baktım mazlum gene havlamaya başladı. Dedim mazlum sen gel. Yoksa dedim videoda bizi perişan edersin. Gene kime tutuldun sen? Gene sert sert bakayım birilerine. Ne oldu? He! Hayır! Mazlum! Marla'ya çökeyim deme ha. Duydun mu? Marlam gel. Gel Marla gel kızım gel. Boş ver sana demedim. Marla da kendine kızdım sandı. Kurban olduğum. Arkadaşlar, mazlum gene fren. Hayır lan, aşağıya mı geldi sıra? Bu çocuk manyak ya, vallahi manyak. Kafadan biraz kırık. Geceye Ayşe'nin tasmasını taktık, nasıl olmuş? Dedim kızımın boynu boş durmasın, ona bir tane tasma takayım, yakışır da tasma da maşallah kendinden büyük oldu ama da güzel durdu ya. Evlatlar olsun, bir şey olmaz. Evlatlara da yakın zamanda diyorum ki bir tasma alışverişine gidelim, öyle planlarım var. Çünkü yavrular falan da büyüdü, hiçbirinde tasma yok. Ya bahçede olduğu için takma gereği duymuyorum arkadaşlar, boyunları rahat etsin diye. Ama görsel olarak güzel dursun diye gidip onlara bir tasma alışverişi yapasım var. Ne diyorsunuz? Hem de köpekleri de götürürüz. Hangisini götürelim? İki tane hakkım var Gökhan. Yavrulardan götürelim. Ama yavrularda yürüyüş eğitimi yok şimdi. Tasmada gezmezler. Yavrular olmaz, alışık olanlardan olması lazım. O zaman mazlum bir gitsin dükkana işlesin her yere. Ondan sonra acaba kim var en küçük olan? Yok ki başka, başka yok. Hep mazlum. Biri İzabel. İzabel'i götürdüm ama daha önce daha İzabel'le süslüyü. Neyse onu yorumlarda siz o karar verin. O zaman Tara mı götürün? O zaman Raptor'u götürün. O gelsin. Arkadaşlar, geçen gün Instagram'dan paylaştım. Geçen gün mezat vardı, mezata gittik. Mezat ne oluyor işte? Güvercin, tavuk mezatı işte. Orada tavuklarını millet satacağı tavuğunu, güvercinini getiriyor. Alacak olan alıyor bir fiyat karşılığında. Benim de oraya gittim. Tavuk alırız dedik. Bir baktım karşıma iki tane ördek çıktı. Ama ördekler de ilk ben baktım bunları kas sandım. Bayağı büyük. Tamam, bu çok hoşuma gitti. Carlos oradan geliyor. Dedim bunları alayım mı diye. Instagram'dan size sordum. Herkes al demiş. Sonra bir tane de tavşan vardı. Tavşanım da çok hoşuma gitti. Mezat da gösterdi. Hatta iki taneydi de. Birini iyi kaldılar. Sonra dedim kafamda yer edelim, alayım. İkinci tavşanı da ben aldım. Çiftlikte dedim bir tavşanımız eksikti. Doğru mu? Onu da dedim alalım arkadaşlar. Onu da aldım. Şimdi birazdan onları size göstereceğim. Bir tavşan, bir koyun, bir de ineğimiz eksikti. Koyunla, koyun. Şimdi koyunla ineğimiz eksik. Evet, onlar da sıra yakında. Aslanla kaplanı unuttun ama bir de o var. Onlar da inşallah ilerleyen zamanda arkadaşlar. Sizden ricam beni kırmayın. Destek olmak için videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Gelin onları göstermeden önce bir bahçeyi gezelim. Evlatları bir görün. Canlarımı, ciğerlerimi, çiçeklerimi. Çıtır Carlos araba vuracak. Carlos! Oğlum ne geziyorsun yolda sen? Gözünü seveyim ya. Gez mi bakayım yollarda? Adamı zapt edemiyoruz ki. Vallahi billahi zapt edemiyoruz. Aslana gerek yok abi. Aslanımız zaten var. Kapıda bekliyor de. Silah! Kızım gene döktürmüşün ne abi? Şu şileyi bir seveyim hele dur. Yorumlarda yazın şileyi niye hiç salmayın diye. Arkadaşlar videoyu, şileyi ben videoda salmayayım. Video dışında salıyoruz. Ya yani video içinde köpekler çok olsun istediğim için etrafta. Hepsi devamlı salık oluyor. Şimdi şileyi saldığım zaman sadece tek başına salmam lazım. Mazlum da o kanka zaten. O yüzden şileyi videoda salamıyorum, haberiniz olsun. Niye hepsini saldırıyor? Hepsine saldırıyor. Bir de cadıya benzemiyor mu Gökhan? Ben mi benzetiyorum cadıya? Hayır kızım. Oraya girmeyin. Bildiğiniz cadıya benziyor. Baksanıza ya. Şu tipe baktığımda 5 tane leşi var. Vallahi bile 5 tane leşi var bu kızın. Acayip psikopat olmuş. Baba bak. Bak bak bak. Bak. Gördünüz mü Allah'ın psikopatını? Bak. Cengi döv ona kızım. Döv akıl ağzın. Bir gün döv saldırıyor. Oy beni mi koruyor? Şeki de beni mi koruyor bakayım, açlarım sevdam. Şeki'yi nasıl seviyorum ben. Şila psikopat. Hades baba da dün salmıştım değil mi Hades'i Gökhan? Aynen abi. Dün çok büyük bir talihsizlik oldu arkadaşlar. Hades'i bir saldım, Faysal'da tavuklarını oraya koymuştum. Kapıda da Carlos dışarıda. Carlos'la kapıdan atışıyorlardı. Havlaşıyorlardı yani. Sonra bir anda Tosun gelince Tosun'a döndü Hades. Çok şükür bir şey yok da. Allah şükür kitlemedi, hemen 5-6 saniye sürdü, hemen ayırdım. Sinirlendim mi yanında köpe dönüyor. Mesela Hades'i de saldığımız zaman tek başına salmamız lazım. Çünkü olası bir aksiyonda, reaksiyonda kafası atıyor, yanında köpeğe dönüyor bu sefer. Bak Hades'i mi gel bir yakından göster. Anadolu'nun öz evladı. Aslan parçam benim. Hades'i ben de videoda ön planda istiyorum da
Arkadaşlar bunlar Şile, Hades hep tek sanılacak. Sofya keza aynı. Diğerleri suyun içine saldığımız zaman ufak bir parlasın, bir ortalıkta kızılsın, hemen giriyorlar. O yüzden de sıkıntı oluyor, devamlı salamıyorum. Aa, şimdi o ne parçalıyor orada? O sen niye onu yakmadın? Yakmadın mı? Yaktım abi. Kızım getirin onu buraya, çöp yapmayın şu bahçeyi ya. Geç şu yavrularına bir kız bir açıkın. Bak gene çöpü bulmuşlar, iyi yapmamış. Kim yatıyor orada? Apollo'nun tatlılığına bak sen. Minik aslanım benim, kara aslanım. Aslında Jaguar değil mi Jaguar? Jaguar kapkara oluyor ya. Raşa! Raşa Hanım da iki gündür evden kaçıyor. Gidip bir geliyorum çarşıya, ben kapının da Carlos'la firar ediyorlar. Bugün 5-6 kilometre gittiler herhalde, şu karşıda ova var ya. Göremiyorduk artık. Nereye gidiyorlar anlamadım. Büyük ihtimalle tilkinin, çakalın peşine düşüyorlar. Veya başka köpeğin, gidip geliyorlar. Ona da dedim dikenli tasma takasım var da. Şimdi bahçe içinde diğer köpeklerle kavga ettiği zaman dikenli tasma diğerlerine girer. Büyük zarar verir. O yüzden dikenli tasma da takamıyorum arkadaşlar. Ayı! Ne yapıyorsun oğlum? Şimdi seni kapattım. Seni gözünü seveyim be oğlum. Doymuyorsun be. Heh. Gelin bakalım. Tavşan arkadaşlar burada. Şu kafesin içinde tavşanı en son gösteririz size. Gelin ilk şeyi görelim. Ördeklerimi görelim. Reyna'mı da göster. Reyna! Ne haber kızım? Amerika'nın öz evladı. Texas'ın kentinden koşup gelmiş buraya benim kızım. Maşallah. Ayılarla, kurtlarla mücadele etmiş orada. Değil mi aslan kızım benim? Gel. Aslında şunu bir deneyecektim. Dur. Dur Mazlum. Defa seviyor seni. Sen de yanından ayrılmıyorsun. Gel. Bir tane şöyle bir şey aldım da arkadaşlar. Bu pire tozuymuş, tamam mı? Köpeğin üstüne döküyorum. Bunu piremine kalmıyor. Daha önce hiç kullanmadım da ben. İlk defa kullanacağım. Tamam mı? Merak edeyim. Bakayım işe yarayacak mı? Şeyi dedim ben. Hani dedim bunu kullandığımız zaman köpek kendini yalancı zehirlenmesin dedim de. Veteriner zehirlenmez dedi. Gel Şeki'de çok pire var. Bir şekilde deneyeyim bakayım. Şeki! Babası şu pirelerini bir döksene kızının pirelerini. Dur. Dur dur bir şey değil. Bismillahirrahmanirrahim. Dur kızım. Bana da geldi. Neyse benim de pirelerim gider o zaman. He. Şöyle. İyi bir deneyeyim bakayım. Bunu ilk defa deneyeceğim. İş yaparsa... Sen oraya dök abi. Şeyde şu kuyruk sokumunda çok oluyor. Şura var ya. Orada çok oluyor pire. Bir de kafasını oraya doğru çok dökmeyelim. Dur gözüm oraya sıçramış. Lan çok döktük herhalde ya. İlk defa kullandım ya arkadaşlar. Ben de bilmiyorum da. İnşallah işe yarar. Bir de bu pahalı bir şey de 100 lira. Tüm köpekleri de kullanırım. Ama bu anlık şey yani. Pire yumurtaları falan varsa üstünde onu atar. İş görür. Dur bakayım onu yalayayım deme be oğlum be. Gözünü seveyim ya. Ne bu ulan? Ya yalıyor, her yer ısırıyor. Şeki bembeyaz oldun ha kızım. Aferin Şeki'me, koşsun bak. Aslanım benim. Mazlum ne diyor bu sana? Ne diyor oğlum bu sana Mazlum? Yerim onu, dur şunu bir kaldırayım arkadaşlar. Şuraya, tamam mı? Bu burada kalsın, gelin ördeklerime bir bakayım. Bakayım Şeki de işe yarayacak mı? Takip edeceğim, eğer işe yararsa siz de bilgilendiririm. Siz de alın kullanın. Malum ekonomi çok pahalı. Evlat da çok. Bir şeyleri ucuza getirmemiz lazım. Yoksa olmuyor. Yavrular. Gel ördeklerimi bir görün. Ördeklerime bayıldım arkadaşlar. Hayır Mazlum sen nereye? Mazlum sen nereye sen? Sen peşimde kuyruk gibi geziyorsun vallahi. Aynı Gökhan'a çektim Mazlum'u. Gel. Şimdi... Gökhan'a çektim ya abi. Artık Tayfun Demirci köpekçiydi. Tavukçu oldu, güvercinci oldu, sonra ördekçi de. Artık ördekçiyim arkadaşlar. Gelin şu ördeklerime bakın. Ha bir de kalçıydım, o da yarım yamalak da. Tam ördekçiyim, bak ördeklerime bakın. Maşallah bunlar Anadolu'nun öz evladı. Öz. Şu aslanlarımın güzelliğine bak sen. Bunlar arkadaşlar Pekin ördeği. Bunu orada ben gördüm, bildiniz kaç sandım ben bunları. Kocamanlar çünkü. Hatta o gün aldık bunları, motorla taşıdık. Elimizde iki tane ördek, bir tane tavşan. Motorun üstünde iki kişi, onları getirdik çok şükür. Çarşıdan buraya 20 kilometre yol geldik gecenin o saatinde. Aydın Demirci'nin çiftliğiydi, şimdi hayvanat bahçesine dön. Yani her cinsimiz var kardeşim benim, her cinsimiz var. Şu ördeklerimin tatlılığına bir bakın, babası sevsin şunu babası, gel. Ördeklerim gelin uçmayın, çabuk baba seviyor sizi, uçmayın. Ya şunu tatlılığına bir bak size. Hele ördeğimin şu güzelliğine bir babak. Babası nasıl seviyor bu ördeği? He? Aslan bu aslan. Ördekleri vallahi çok güzel. O gün bunları eve aldım.
bir sarılıyorlar bana. Hele motorla gittim ya, şöyle ikisi de koydum omuzuma kolunu, şeyini, kafasını. Motorun üstüne böyle geldik arkadaşlar. Bu ördeklere bayıldım. Bizim o diğer ördekler gibi. Nerede onlar? Bak onlar burada, gelin. Onlar gibi bunlar çok yabani değil. Bir de büyük oldukları için hareket de edemiyorlar. Usul usul gidiyorlar. Bu ördeklere bayıldım ben bak. Bak onlar şey, kıvırtma demedim mi ben size? He? Kıvırtmayın bakayım, gel. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ördekler hep yatıyor. Niye bu kadar yattıklarını anlamadım ama bu ördekleri çok sevdim. Bu ördeklerden yaklaşık olarak bir 30-40 tane daha almayı düşünüyorum. Elinde bu ördekten olan varsa bana ulaşsın. Çünkü bayıldım bunlara, baksana ne kadar tatlı. Oo, yedim onu gözlerimi şimdi. Vay benim tatlı kız mı bu, erkek mi? Ayaklara bak, ayaklara. Ayaklara da varmış bunun, maşallah. Vallahi çok güzel arkadaşlar ya. Şöyle bak, sandalyede oturayım onunla, gel. Gel. Bu bundan sonra bizim yeni evcil hayvanımız. Eve aldım bunları, saldım evde. Koltukta oturdular bende. Televizyon açtım, izledik hep beraber. Leğen koydum evin içine, yüzler leğendi. Acayip güzeller. Baksana, ısırayım deme ha. Ben burada seni övüyorum, bak bizi rezil edeyim deme, tamam mı oğlum? Alsana benim, çok tatlı değil mi Gökhan? Aşırı. Onu yiyesim geliyor şimdi. Yesem mi oluyor acaba? Onu yesem mi bir? Adam bize şey verdi. Bunların da 7-8 tane yumurtası varmış. Yumurtasını verdi. Şimdi ben bir tane kuluçka makinesi almak istiyorum arkadaşlar. Kuluçka makinesi alıp ördeklerin, tavukların, kazların yumurtalarını böyle daha hızlı garanti bir şekilde çıkarasım var. Siz ne dersiniz bu fikrime? Gökhan, sence mantıklı değil mi? Mantıklı abi. Çünkü yumurtaların bunların kurka gelmesini bekleyeceğiz de, yatacaklar da falan da filan da, çarp da şut da, uzun işler. O yüzden bir tane kuluçka makinesi almak, 22 tane ördeğimiz, bunlar hayırlı olsunuzu alırım arkadaşlar. Bunlar Pekin ördeğiydi değil mi? Yanlış demeyelim. Aynen. Değil mi? Gel bakayım, seni suya koyayım bir, gel. Oğlum benim, nasıl seviyorum onu ben, nasıl, gel. Anadolu'nun öz evladı, öz. Gel bak buraya, gel. Hadi bakayım, azıcık yüz, tamam mı burada? Bak baba size su doldurdu buraya, havuz yaptım size, gel. Heh, yüz bakayım, yüz. Aferin lan sana. Abi adamdaki asalete bak ya. Maşallah lan benim oğluma. Çok sevimliler. Vallahi bunlara ben bayıldım ya. Nereden erkek olduğunu anlayabilirsin, biliyor musun? Kuyruğu bak havaya öte, bükülüyor abi. Tamam. Ondan bilirsin. Bak, eşini çağırıyor bak. Bak, şimdi buluşacaklar. İyi geldi, bunları bir saldım arkadaşlar. Tavukları bildiğin kaptılar. Tavuklara saldırırlar. Bak eşini nasıl özlemiş, gördünüz mü? Ay açlarım benim, maşallah size. Ördeklerim süper ya. Jeki de nasıl bakıyor? Jeki ördekleri yemek yok. Onlar arkadaş, tamam. Onlar arkadaş. Gel şey de alalım, gel. Tavşan da alalım arkadaşlar. Onu da bir görün. Beyaz tavşan. İlk geldiğinde kirliydi biraz. Ben de yıkamadım onu. Hava soğuk dedim, üşütür hasta olur diye. Şimdi tavşanı buraya getireceğim. Burada bir salacağım onu, takip edeceğim. Ama geri kapayacağım sonra. Çünkü Allah korusun telden falan bir giderse köpekler sıkıntı yapabilir arkadaşlar. Gelin bakayım. Tavşan akşam yemeği olur ondan sonra. Yahni yapar onlara, yahni. Mazlum. Seni tavşana tanıştırayım mı? Yakışıklı oğlum benim. Öpeyim onu bir, in aşağı, in aşağı. Şımarma bakalım. Aslında çok üstüne çıkmasına izin vermemeniz lazım. Sebebi ne biliyor musunuz? Hani ben seviyorum, oynuyorum da. Köpek üstünüze çıktığı zaman size baskınlık kurar. Ben senin liderinim der. Ben senden üstünüm der. Sizi yönetmeye çalışır. Aslında üstüne çıkmasına izin vermek iyi bir şey değil de, ben oynuyorum işte arkadaşlar. Normalde size öyle yapmayın istiyorsanız, eğitiyorsanız yani. Ben kendi hallerine bıraktım. Doğalarını bozmayayım o yüzden. Şimdi tavşanımız burada. Gelin bakalım. Dur, ay size gene demedim ben. Gökhan ya da siz bekleyin orada bir. Dur bir bakayım, sen kapıyı çek. Şey, yavruları da tavuk kaynattık da arkadaşlar. O burada. Akşam yemeği onların. Bismillahirrahmanirrahim. Tavşanım neredesin, gel. Gel baba, burada gel. Tavşanımı şöyle bir görün. Ay babasının miniği. Köpekleri çeksene karşıdan. Hele şunların tipine bak. Tavşanımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Tavşanımız dünya tatlısı maşallah. Şöyle masmavi de gözleri var. Acayip güzel. Bayıldım ona ya. Vallahi billahi bayıldım. Sen ne yapayım bakayım? Sen ailemize hoş geldin tavşan. Babayı seviyor musun bakalım? Doğru söyle ama, tamam mı? Seviyor beni. Bak bu kafes ona iyi. Hem dedik kazıp kaçmasın. Böyle ona bir tane sandık yapacağız. Tavuklarını oraya. Başında olduğum zaman salacağım. Onun haricinde de geri kapayacağım arkadaşlar. Gelin onu bir çıkarayım bakayım köpeklerin müsaadesiyle. Çıkın bakayım, hayır. Hayır dedim.
Tık. Kızılmayın babay. O bizim arkadaşımız. Hayır. Sözünle askerler. Hayır bakalım. Hayır çeki. Tamam canım, şu gözlerini bir yakından çek. O da tavşan ne kadar tatlı maşallah ya. Köpekler bunu sansar sanabilir. Boğmaya çalışabilirler. Gelin biz... Hayır lan! Çık! Kızarım sana ağzıma. Kaybol! Söyletmeyin beni hadi. Baba sözü dinleyin. Hayır bakalım, bekleyin orada. Ha? Şimdi yakından çek, çek tavşanımı, gel. Bakın masmavi gözler. Bunun ne tavşanı onu bilmiyorum ama bir yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce evcil bunu... tavşan abi ya, normal. Evcil mi? Yani aynen. Bunun bir cinsi vardır illa da yani ha. Tavşan! Yani çok akıllı ha. Değil mi? Hiç yaramazlık yapmıyor. Salayım mı buraya bir? Sal bakalım abi. Oğlum tavuk ne bulmuş götürüyor ağzında? Poşet mi o? Peçete herhalde. Aynen peçete. Nereye salayım bunu? Sal şöyle ortaya. Oğlum yakalayayım derken kaçmasın telden. Kaçmazsa. Onun bir garantisi var mı? Yok değil mi? Tavşan şöyle bir otur bakayım sen. Aha ot yiyor bak. Gördün? Tavşanım. Aslında buradan kaçmasa devamlı burada durur da. Köpekler onu yer işte arkadaşlar. Bak zıplı gördün mü? Zıplayıp uçacak. Zıplamaz be. Zıplar. Telin dibinden kaçabilir mi ki? Ya o riske de çok... Allah'ım. Hayır. Hayır lan. Çıkın. Çıkın hayır. Hayır. Ellemeyin bakayım. Hayır. Herkes kaybolsun bakalım. Hayır. Tamam tavşan iyi şu an. He? Dur bir geziyor bakayım. Dur hiç tedirgin etmeyelim arkadaşlar. Telin altında açık yok. Kaçabileceği bir yer yok da. Yine bir takip edelim. Bak oynuyor ne güzel şimdi. Hayır aşağı. Kaybol. Raşa onu sansar sandı herhalde arkadaşlar. Yemek istiyorlar. Hayır Raşa. Oo, köpekler psikopat abi. O ne anlama geliyor? He? Hayır Raşa. Git. 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 Silletmeyin beni bakayım. Dur şöyle tavşanı bir takip edelim arkadaşlar. Tavşanım akıllı maşallah. Bak geziyor. Ve evcil tavşan ya. Uslu arkadaşlar. Hayır Raşa. Bak sinirme be lan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sinirlendirmeyin beni. Bak tavşan ot diye gördün. Acıkmış. Bakın arkadaşlar. Yok aman çok temkinli olalım. Ne olur ne olmaz. Elimden birkaç da şu an takip ediyorum arkadaşlar. Ben bu kapı kat tarafında durayım değil mi? He bak acıkmış. Aferin benim aslanıma. Ona şimdi buraya bir sandık yaparız. Gündüzleri de salarım arkadaşlar böyle başında. Şimdi köpekler onu yabancı gördüğü için baksana şu köpeklere bak. Hepsi nasıl bakıyor şu an? Sıraya geçmiş onu yemek için. Onu sansar sandı herhalde. Boğmaya çalışıyorlar. Onlar da zamanla alışırlar. Tavuklara güvercinler de aynısını yapıyordu ya. Zamanla alışırlar arkadaşlar. Tavşanımız hayırlı olsun. Buraya yakıştı ama. Ona güzel bir sandık yaptıktan sonra burada durur arkadaşlar devamlı. Heh. Lan güvercinleri uçurma. Heh, güvercinlerime bak size. Aferin lan size. Oho ver taklaya ver. Aslanım benim haydi. Bak 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 çektin mi onu? Allah'ınıza kurban sizin. Hayır. Kanama hayır. Dur bak. Nereye gitti? Burada. Kanama hayır. O tavşana çok dikkat edelim. Biraz korkuttu şimdi beni. Tavşan nasıl bak? Tavşan da diyordur içinde nereye düştüm böyle diye ya. Ha acıkmış hayvan yemek yiyor gördünüz mü? Aslanım benim keşke ona havuç alsaydık ya. Neyse çarşıya gidip de ona bir havuç alacağım arkadaşlar tavşanımıza. Sizden ricam. Tavşanımıza bir isim önerin. İsmi ne olsun? Ne diyorsun sence Gökhan? Mickey iyi mi Mickey? Mickey Bugs Bunny. Ne oldu ki bu ya? Ne olsun ismi? Şaban. Yorumlara bir isim verin arkadaşlar. İsmini ne yapalım? Bak tavşanımız acıkmış. Yesin oğlum. Karnı doyursun. Dişi ki abi. Dişi mi bu? He bu kız kız. Bu dişi arkadaşlar. Şabaniye. Şabaniye, Faysaliye. Yorumlara yazın. Güzel bir isim karar verin ona. Onu bir tutsam mı artık? Biraz korkuttu beni ya. Ne diyorsun? Tut kamerayı ben tutuverim.
Tut bakayım. Hı. Tamam. Tamam bak iyi gördün mü? Hayır yanaştırma sen buraya getir. Yemek var ha. Buraya getir onu. Köpekler onu kendine hedef görmesin. Ah bak tavşanımız iyi maşallah. Aslanım benim. Dur sakin ol. Aslında ona da buraya bir tane kulübe yapsak. Abi tahtayı geveler bu. Geveler mi? Bu yeri şey, değişer. Bu ev tavşanı bir şey yapmaz ya. Yapar yapar. Allah Allah. Yapıyor. Ama şunun gözlerine baksanıza maşallah çok güzel kızımız ya. Anadolu'nun öz evladı bu da maşallah. Bak hoş geldin kızım sen de tamam mı? Seni seviyorum ya ben dişlerini bir göstereyim bakayım. Dişlere bak. Dişlere bak. Gökhan dur tekme atıyor Gökhan. Gökhan tekme atıyor. Hayır oraya gitme. Gökhan niye tekme attı o? Ha? Dişini çektin ya. Aa acıdı mı? O kadar sert vuruyor mu lan? He? Numara yapma doğru söyle bak. Oğlum elin yarılmış. Dur dur. Tavşana bir şey olmasın. Ne olmuş eline? Abo yarmış bildiğin. Ha bak burayı da. Allah Allah. Maşallah görüyor musun benim tavşanımı sen? Tavşan bence köpeklerden kendini korur ya. Nasıl tekme vuruyor ama. Hayır oraya yanaşmasın. Oraya dikkat et. Hayır yanaşa. Akıllı ol. Tavuklara bir şey yapar mı? Yok. Yapmaz değil mi? Oyunlarla oynasın işte. Bu da gözümün önünde. Köpekler abi çok tedirgin ettiler beni ya. Hayır bakayım mazlum. Raşa rahat dur. Raşa sen de ne geçimsiz bir kızsın. Kanattı mı? Ulan senin canın ne tatlı çıktı be. Bir tavşandan dayak yedin diye hareketlere bak ya. Nasıl vuruyor ama maşallah görüyor musun tavşanımızı? Aslanım benim Anadolu'nun öz evladı öz. Tavuğumu elleme kesin onları. Yalnız arkadaşlar takip ediyorum tavşanı da köpekler saldırdığı zaman tavşan kaçıyor. Kendini koruyor bak tellere yanaşmıyor gördün mü? Aynen. Aslında bunu Faysal'la tanıştıralım. önemli olan Faysal. Bakalım Faysal sevecek mi bizim tavşanı? Faysal'ın yapacağı tek şey. Isırmaya çalışır değil mi? Tavşanım gel yakışıklı kızım benim gel. Nereye gidiyorsun bakayım sen? Dur geziyor orada bak acıkmış o şimdi burada takılsın da abisi de alışık değil ya çok. O yüzden biraz tedirgin oluyor da zamanla alışır. Ona bak dedin ki buraya iyi bir sandık yapalım. Anladın mı? Hatta şu plastik şey var ya o olmaz mı? Box mı? He. Olur. Ama olur da onun kapağı kırıldı ki ya. Ona bir şey ayarlamamız lazım o zaman dur. Bizim abi 7-8 tane box'ımız vardı. Evet. Hepsinin kapakları kırık. Siz nasıl bakıyorsunuz gençler? Elden yaparık bir kapak. Raşa akıllı ol. Raşa çok fena bakıyor bak. Raşa çok fena bakıyor. Arkadaşlar günlük ve taze. Yumurtalarımız. Yumurtalarımız maşallah güzel arkadaşlar. Bak bugün bereketli. Şu ufaklardaki farka baksanıza. Sabah 5 tanesini yavruları açladım verdim yesinler diye. İyice bir ekmek darmanladım onu da hayvanlara dedim. Vitamin protein iyi gelir. Bana çok geliyor artık. Yumurta yiyemiyoruz zaten. Lan ne kadar yumurtluyorlar maşallah benim tavuk kadar da bereketli. Ne yapıyorsun tavşan? Geziyorsun mu bizden eksiktin ha. Bak çiçek koşun da yumurtadan orada yatıyor gördün mü? Yine yumurtlayacak o. Çok yanaşma tedirgin olmasın. Aşağıdan göster. Tavşan gitme oraya. Ben Gökhan'a diyorum. Sen onun yanına gidiyorsun ya. Buna bir de erkek almamız lazım değil mi? Aynen. Abi çiçek koşuna bak. Yumurtasını savunur. Şu yorumlarda arkadaşlar tavşan hakkında bana bir bilgi verin. Bak ben... orada yumurta yoktu abi. Şimdi bak çiçek koşunun yumurtasına bak birazdan. Tamam yumurta. Bakalım. Bak bana arkadaşlar. Yorumlarda tavşan hakkında bilgi verin. Ben daha önce hiç tavşan beslemedim. Nasıl bakılır, ne yapmamız lazım, neler önerirsiniz, nasıl besleyelim falan filan hepsini bir yazın. Eksiğimizi, yanlışımızı, doğrumuzu bilelim ona göre hareket edelim. Ona bir tane erkek de alırız. Şu tavşan ama beni çok tedirgin ediyor ya. Yok tellerin, aa bak bir şurası açık. Hafif açık burada. Dur şuraya da bir kapayım da. Ne olur ne olmaz. İşimizi garantiye alalım. Tamam. Nerede ya? Aa burada geziyor. Abi Raşa çok delirdi. Bu Raşa niye böyle yapıyor ya? Kızım bir rahat dur be. Gözünü seveyim lan. Tavşan gitme oraya gel. Tavşan nereye düştün diyor abi. Gökhan az açıl. Oradan açıl o tavşan oraya gitsin. Dur. Hayır Raşa. Geri marla ikisi baksana psikopat gibi marla da aynı. Nasıl bakıyorlar buraya nasıl dizilmiş bunlar ya. Bir yakalasalar var ya yiyecekler tavşan arkadaşlar. Neyse şimdilik bu burada takılsın ellemeyeceğim ben gel. Zaten
Köpekler onu darladığı zaman o uzaklaşıyor, kaçıyor. Şşşt! Hey! Akıllı olun! Kaç tane köpek var maşallah? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sadece 11 tanesi burada. Maşallah. Sürüsüne bereket. Tavşan nereye gitti? Tavşan şurada abi. İlk başta iki kapısı. Sen de mi orada tünüyorsun? Aha. Tavşanımı gel gel göster çabuk. Bak o buraya kendine yuva yapıyor bak. Gördün mü? Oğlum bunun gözü mavi değil ki. Hangi renk? Turuncu bunun gözü. Kırmızı abi. Kırmızı mı o? Aynen. Ana şimdi mavi oldu. Karanlıkta kırmızı olur. Güneşe çıkardın mıydı mavi olur. Tavşan gece çok görür. Biraz da görmez. Bak şimdi buraya yattı bak. Kendine böyle bir köşe yer yaptı, yatıyor bak. Niye öyle yaptı? Bilmiyorum ki. Korktuğu için mi acaba? Olabilir. Neyse biraz takılsın da arkadaşlar. Onu birazdan kaparım. Benim ortama iyice adapte olsun, alışsın. Zaten köpekleri saldırdığı zaman kaçıyor direkt. Köpekler ilk hep diğerlerine de böyle yapıyordu da. Şimdi ona dediğin gibi iyi bir sandık yaparız telle melle. Onun içinde güvende burada kalır. Ne yumurtası abi? Bu ördek yumurtası. Allah Allah. He. Gördün mü sağlamlığı? Allah'ını seveyim be. Bizim ördekler böyle kaliteli yumurt diye işte ha. Ona göre. Şu güvercinlere bir bakayım bugün durumları ne. Onları da sabahtan beri saldım da. He bak onu unuttum demeyi. Yeni gelen güvercinleri bana bantladık arkadaşlar. Bu o ikisi mi? He bu o ikisi. Onları bir saldık gelsin diye. Yalnız beni çok şaşırdılar. Hiç kaçmaya falan çalışmıyorlar. Çok akıllılar. Hemen buraya alıştılar. Diğeri nerede? Diğeri de içeride abi. Bakayım. Var lan. Bak üste çıktı. He. Gördün mü? He bak orada geziyor. Bak hemen alıştılar. Bu kümese giriyorlar şimdi. Diğerlerinin yanına. Hiç böyle yabancılık çekmediler. Hemen alıştılar. Zaten Gökhan onlar kardeşim. Posta dedim bize taklacıymış ya. Hangisi? Millet rezil etti bizi şu beyazlara ya. Paçalı posta mı olur? Ben mi aldım? Sen hayır videoda posta dedin ya. Hangi? Ha şunlara. Ben öyle bir şey mi dedim ya? Ben dediğimi hatırlamıyorum. Bak işte bak onlar taklacıymış kardeşim. Bu kümeste kim var? Uçurduk mu belli olur ya. Yok bu kümeste kimse yok. Bu kümesi şey iyi zaten. Onları bantladık şimdi alışacaklar. Bugün bantladık. Saldık sabah dedik bir gelsin. Alışsın hayvanlar yabancılık çekmesinler. Onlar da beni utandırmadı çok şükür. Güvercinler iyi bak beyazlar çok yakıştı buraya. Beyazlar abi bir ferah böyle bir şey veriyor. Bir renk katıyor buraya. Şu yemlikleri de bir alalım. Tavukların yem saati geldi maşallah mübarekler. Günde 10 kilo yem yiyorlar. Ocak söndürüyorlar vallahi. Dur. Güvercinleri. Hadi gezin bakayım. Aferin size. Ama gördün mü taklayı bak onda? Gördün mü? Nerede gördün? Dur. Şunu şuraya atayım. Şunu şuraya atayım. Birazdan onların yemlerini vereceğim. Ah Allah'ına kurban senin. Hani gördün taklayı? Bak. Bak. Aslanım lavro benim. Anadolu'nun öz evladı gel. Gel. Hayır oraya inme. Hayır. Karam. Ananı. Oo. Karam baba gördün mü? Kuş kaptırma kendini. Dur biz geri gidelim. Gir. Hedefin oraya doğru insin gel. Vallahi az daha gidiyordu. Karam havada takla attı arkadaş. Ama bu kuş bak şeymiş, profesyonel kuş. Gördün mü hemen nasıl kaçtı? Karamı nasıl trolledi? Vallahi. Şimdi çatıya kondu, biz hedefin orada durmayalım da. Onlar oraya inmek istiyor, çekiniyor herhalde. Ne olur ne olmaz. Ha tavşan gene gitmiş ot yiyor. Neyse arkadaşlar, bugün de size yeni ördekler niye bağırıyor bu arada? Ördekler de sizlere. Ördeklerimi bir seveyim ördeklerimi. He. Kıvırtmadan yürüyün aslanlarım benim. Bugün de yine getirdiğim ördekleri, tavşanları size bir göstereyim dedim arkadaşlar. Tavşanı eş de getireceğim yakında. Onun sandığını yaparken de isterseniz size bir video da çekeriz. Oha tavuklar birbirine girdi lan. Oo. Lan bunlar nasıl tavuk? Allah Allah. Gördün mü? Memleket tavuk oruz görsün. Ettiklerin dövüşü. Ama iyi dövüşü ettikleri ha. Değil mi? Şaşırdı beni vallahi biraz arkadaşlar. İlk defa görüyorum onları böyle yaparken. Vallahi billahi çok fenalar. Neyse haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.